Robert Kolej'in o güçlü amatör tiyatro geleneğinde yarışan, Amerika'nın en itibarlı tiyatro okulu Yale Drama School'da serpilen ve Marlon Brando gibi aktörleri ortaya çıkaran Actor Studio'da olgunlaşan dünya standartlarında bir yetenek. Sahnedeki daha ilk başrolüyle unutulmaz bir karakteri kendi ismiyle özdeştirecek denli unutulmaz bir başarı yakalamış. Hamlet onunla, o Hamlet'te anılmış. Yılları deviren oyunlar, Kral Midas'ı, Direkler Arası'nın Ermeni kemancısı, İttihat ve Terakki'nin Enver Paşa'sı ve bir Keşanlı Ali ile oyunculuğu, oyunculara kendilerini keşfe yönelten yönetmenliği, bonolar, celpler, vergi cezalarıyla geçen tiyatro yöneticiliği. Bütün dünya bir sahnedir deyimini doğrularcasına tiyatroda yaşanan bir ömür. Perdenin hiç inmediği bir tiyatro sevgisi ve gönüllerde alkış alan onun ismiyle anılacak uzun, zengin bir tiyatro kültürü. Bugünkü konuğum tiyatromuzun unutulmaz isimlerinden sevgili Engin Cezdar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böyle bir uzun tiyatro geçmişi, kariyeri, ben bunun ilk başına dönmek istiyorum. Köklü bir ailenin çocuğu, Robert Kolej gibi iyi bir eğitim, o dönemin şartlarında önünüzde birçok kapı varken açılmayı bekleyen, neden gidip tiyatroyu seçtiniz? Zehirlendim. Okulda zehirlendim. Kolejde biz çok tiyatro eğitimi diyeceğim neredeyse gördük. Çok oyunlar oynadık. Ve 1-2-3 derken bu bir alışkanlık haline geldi. Ve hakikaten tiyatronun gerçek heyecanını o kolejdeki sahnenin tahtaları üzerinde hissettim. Ve hakikaten zehirlendim. Kanıma girdi. Bir daha da çıkmadı. Onun için hiç başka bir şey yoktu. Aynen. Başka bir kapı yok. Of. Göstermiş miydi? Göstermişti tabii başta. Çünkü öyle gayet saygın bir meslek düşünüyorlardı bu. İyi eğitim sonrasında mesela benim siyans politik yapmamı isterlerdi. Mesela ben bugün bir büyükelçi falan olacaktım. Fakat zamanla gerek benim tutkum, gerek benim hakikaten sonsuz ısrarlarım ve yani anladılar önüne geçilemeyecek bir şey olduğunu ve o zaman da tabii ki tepki yerine çok büyük yardım ve çok büyük destek gördüm ailemden. Siz bir başka cesaret örneği daha göstererek daha sonra Amerika'ya gittiniz. Tiyatro yetinizin serpildiği yer olarak değerlendiriliyor. Yale Drama School, dünyanın önde gelen okullarından Yale Üniversitesi'nde Drama School'da. Ardından Actor Studio, Eli Yakaza'nın kurucular arasında olduğu. Bu deneyimler Engin Cezdar'ın tarzını oluşturmada neden etkili oldu? Şöyle söyleyebilirim. Diyelim ki üniversite, Yale Üniversitesi daha çok klasik ve akademik bir eğitimdi. O günlerde artık değil. Onlar da şimdi çok profesyonel ve daha pragmatik yaklaşıyorlar. Actor Studio tam tersine çok pratik ve çok yaşayan bir tiyatro eğitim veriyordu. Sinemayla iç içe olmasının da tabii bunda büyük etkisi var. Var tabii. Çünkü orası bir havuzdu. Tüm ünlü insanlar oraya gelir. Orada biz Strasbourg'dan ders alırlardı. Biz de yani sıraları paylaşırdık o arkadaşlarımızla. Çok daha pratik bir eğitimdi. Aslında Stanislavski metodunun Lee Strasberg'ün yorumuyla geliştirilmiş metot dedikleri eğitimdi. Şöyle özetleyebilirim. Üniversite sol elimse Actor Studio sağ elim oldu. Sonra bu iki el çalıştıkça, ürettikçe, yarattıkça hem yüreğimi hem beynimi yoğurdu. Tarzım bu. Galiba. Amerika'da bulunduğunuz dönemde son seninizde önünüze çok önemli bir teklif geldi. Actor Studio'nun kurucularından ünlü yönetmen Eli Yakaza, ki Marlon Brando'yu keşfeden yönetmen olarak da tanınıyor, size bir başrol teklifi sundu.
Ancak siz Türkiye'ye geldiğiniz dönemde de bir başka teklif daha almıştınız. O teklif de Muhsin Ertuğrul'dan gelmişti. Bir yanda Elia Kazan, diğer yanda Muhsin Ertuğrul. Ve siz bir karar vermek, önemli bir karardı bu. Bu kararı verirken hangi şartlar altında verdiniz? Ve bugün verdiğiniz o karardan pişman mısınız? Bir kere ne kadar şanslıyım değil mi? İki tane aşağı yukarı 22-23. Belki aynı anda gelmesi bu iki teklifin bir şanssızlık olabilir ama hayır, tabii iki belki, büyük isimden böyle teklif gelmesi büyük bir şans. Büyük bir şans. Şanssızlık demiyorum çünkü tabii o an olağanüstü bir ikilem karşısında kaldım. Çünkü 4-5 yıl Amerika'da kendimi hazırlamışım işte bir iyi bir rol, iyi bir tiyatro ve bir kariyer, Amerika'da bir oyunculuk kariyeri. Ona hazırdım, ona bilenmiştim. Türkiye'ye zaten tatil için geldim. Rastlantılar çok önemlidir insanın yaşamında, hele bizim yaşamımızda. O arada işte hakikaten bu bir rastlantıdır. Leyla Gencer, kuzenimdir. Beni elimden tuttu, gel dedi, seni Muhsin Hoca'ya götüreyim, tanış dedi, ne mutlu. Gittim, teklif geldi. 24 saat uykusuz kaldım. Sonra 24 saatin sonunda tıpış tıpış tepe başında provaya gittim. Türkiye'yi tercih ettiniz. Tabii, Türkiye'de bir karar. Tabii, bugün peki tabii. Aynı kararı bu şekilde mi verirdiniz? Bugün aynı kararı bu şekilde verir miydim? Biraz zor bir soru. Aradan 40 yıl geçtikten sonra. Fakat bu kararı o zaman iyi ki böyle vermişim. O zaman pişmanlık yoksa doğru hiç, verilmiş bir karar demek. Hiç pişmanlık yok. Şunu da belirteyim. 40 küsur yıllık yaşamımda, yani profesyonel yaşamımda pişman olacağım hiçbir şey yapmadım. Yani. Sizin için kariyerinizin başında daha attığı ilk adımda zirveyi yakalamış bir tiyatro sanatçısı deniliyor. Hamlet'ten dolayı. Hamlet çok oynanan, çok bilinen bir karakterdi. Ancak sizin Hamlet'iniz Engin Cezar'ın oynadığı Hamlet unutulmazlığı yakaladı. Özellikle Türkiye seyircisi, Türkiye'deki seyirciler açısından. Neydi sizin Hamlet'inizi bu kadar farklı kılıp kalıcılığı yakalattıran? O hiç bilinmez. Siz nasıl bir yorum yaptınız ki Hamlet hala bugün konuşuluyor? Şimdi bir kere zamanlama doğruydu. Şöylesine doğruydu. Doğru yaşta, doğru fizikte ve doğru yürekte bir oyuncuydum ben. Şunu demek istiyorum. Yani fiziğim, yaşım ve iç dünyam Hamlet'e çok yakındı. Bu tabii çok büyük bir şans. Zaten öyle olmasaydı bana bu rol teklif edilmezdi. Yani Muhsin Bey de yılların hocası, yönetmeni bir şeyi gördü. Doğru gördü. Onun gördüğünü ben de hissettim. Ve bunun sonunda çok aslında saf bir yorumdu. Gerçekten çok saf bir yorumdu. Çünkü hakikaten benim iç dünyam çok yakındı Hamlet'inkine. Yani fırtınalara göğüs geren. Hamlet'in iç dünyasını sorgulaması aslında bir anlamda sizin de belki o paralelde iç dünyanızı sorgulamanız. Kesinlikle o. Ayrıca çok önemli kararlarda ben çok zor karar veren bir insanım. Hamlet de öyle biliyorsun. Hep de önünüze zor kararlar çıkıyor. Hep. Bütün ömrüm öyle geçti. Hep kararlarım zordur ama zor olduğu nispetle de doğru karar vermişim. Dediğim gibi çok saf, çok yürekten, çok insan, teatral değil, çok insan, çok inandırıcı bir Hamlet yorumu çıktı ortaya. Yani benim kişiliğimden ötürü, fiziğimden ötürü, enerjimden ötürü ve de bu yorum seyirciyle buluştu. Çünkü seyirci inandı. Peki daha ilk başrolünüzde seyircinin bu kadar size inanması, sizi sevmesi, beğenmesi. Tabii o dönemde belki o ruh haliyle çok sizi mutlu etmiş olabilir ama daha sonra bu biraz da endişe verici bir hal almadı mı? Bundan sonra yaptığım bunun altında kalmamalı diye. En büyük sorun. En büyük sorun. Yani bir oyuncunun profesyonel
kariyerine Hamlet'le başlaması kadar inanılmaz, herkesin rüyasını gördüğü fakat aynı zamanda ilerisi için o kadar zor bir durum olamaz. Zor ve riskli. Tabii bunu yaşadım, çektim, sendeledim, tökezledim fakat sonra bir süre sonra tabii o yararlı olmaya başlıyor. Siz bir başka risk de aldınız. 1962 yılında kendi tiyatronuzu kurma kararı verdiniz. Aa, risk değildi artık o zaman. Şimdi risk, çok risk, çok büyük risk ama o zaman risk değildi. Akılcı bir şeydi. Çünkü ben Hamlet oynadıktan sonra askerliğimi yaptım. Döndükten sonra ne yapabilirdim? Yapmak istediğim şeyleri yapmak istiyordum. Ve benim yapmak istediğim şeyler hiç yakası açılmadık, çok riskli, çok yeni, hiç denenmemiş şeyler yapmak istedim. Ömrüm boyunca da yaptım bunu. O bakımdan da çok mutluyum. Artı gene bir rastlantı. Tabii Gürüz girdi hayatıma. Ve böyle bir ikili ne yapar? Bir tiyatro kurar. Değil mi? Ortak paydaşı. Peki bir oyunculuktan bir idareci olmaya geçmek ve ikisini birçok oyunda da beraber götürmek nasıl bir dengeyi gerektiriyor? Ay hiç konuşmayalım bunu. Çok, çok sıkıcı ve tatsız çok bir konu. Çok sıkıcı, çok yorucu, çok tatsız bir konu. Fakat başa gelen çekilir yaptık. Ama geçti. Deldi de geçti. Şimdi üçüncü bir fonksiyonunuz daha vardı. O da yönetmenliğiniz. Sizin oyunculuğunuz kadar yönetmenliğiniz de hep konuşuluyor, gündeme geliyor. Özellikle çok ender olarak rastlanan çok önemli bir özelliğiniz var. İnsanları kırmadan yönetebilmeniz. Sizin yaklaşımınız nasıl ki, nasıl bir yaklaşım içindesiniz kesin için böyle söyleniyor? Nereden biliyorsun? Oyuncularınız söylüyor. Araştırmışsın. Doğrudur. Bu da gene benim yapımdan, iş dünyamdan gelen bir şey. Çok sabırlı bir insanım ben. Çok sabırlı bir insanım. Ve bir insanda şu kadarcık bir yetenek görürsem ve onun gelişebileceğine inanırsam canım veririm, onu yaparım. O da bir doğurmak, o da üretmek, o da yaratmak. Yani insan yaratmak çok güzel bir şey. O bakımdan çok sabırlıyım. Yani bir noktaya kadar. Ama başarısız olduğum da olmuştur. Fakat genelde oyuncularımla çok mutlu, çok sevgi dolu ilişkilerim vardır. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sizin çok güzel bir tanımınız var. Her oyuncu bir enstrümandır diyorsunuz. İyi akor etmek lazım ki iyi ses çıkartsın. Kesin, kesin. Şimdi bir Hamlet oyunundan sonra sizin unutulmayan bir başka karakteriniz de Keşanlı Ali. Böyle şehirli bir çocuk, Robert Koleji mezunu bir delikanlı. Nasıl oluyor da böyle Keşanlı Ali gibi Külhan Bey'i bir rolü bu kadar başarıyla canlandırabiliyor? Meslek sırrı. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki insanın bulunduğu çevre, yaşadığı çevre, eğitimi insanı etkiler kişiliğini. Ama oyuncu denen yaratık da bütün bunların üstünde bir hayal gücü, bir fantezi, bir başka dünyalara kolaylıkla geçebilme yeteneği vardır. Şimdi bu nasıl oldu? Hakikaten ben çok korktum. Ön hazırlığı zor olmuştur tahminim. Çok korktum. Gerçekten çok korktum. Çünkü bu öyle doğdu ki Keşan'la Haldun Taner oyunu getirdi bir gün. Okudu bize. Şimdi o zaman çok küçük bir ekibimiz var. İşte Gürriz, Genco. Böyle genç, eski genç oyunculardan bir ekibimiz var. Ve okunuyor oyun filan. Biz çıldırdık oyuna. Aşağı yukarı oyun bitince kimin ne oynayacağı da belli oldu. Keşanlı. Kim oynayacak? Ben sordum, kim oynayacak dedim Keşanlı. Haldun Bey rahmetli. Tabii ki sen oynayacaksın Engin dedi. Haldun abi yapma, ben benim şeyim değil, benim kumaşım değil. Sen oynayacaksın dedi. Yürüze sordum, sen oynayacaksın dedi. Gence'ye sordum, sen oynayacaksın dedi. Peki dedim. O anda itibaren de gereken her şeyi yaptım ama tabii ki bunda eğitimin, iç dünyamın
Bir de tabii var askerlik yapmıştım ben. Evet, Anadolu'da onun, yeni gelmiş olmanızla ilgili bana olmuştur. İnanılmaz bir birikimi ve eğitimi olmuştur. Yani ben yedek subay öğretmenlik yapıyordum ama aslında ben bir doktora yaptım. Evet. O bakımdan onun da çok büyük yararı vardı. Ve sonra işte kafayı da kazıttık. Sonra sahnede gerekeni yaparım diyorsunuz. Hemen aklıma direktör arasındaki oyununuz geldi. Siz mali sıkıntıda neden oldu tahmin ediyorum bildiğim kadarıyla oyun ama yaşadığınız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de keman çalmak. Kemana böyle nefret dolu bir yaklaşımınız var. Çok şaşırtıcı çünkü sizin 10 yıllık klasik keman eğitiminiz var. Çok iyi keman çalıyorsunuz. Ama kemanı sevmiyorsunuz. O sahnede, o oyunda o rolü sadece tiyatroyu sevdiğiniz için kabul ediyorsunuz. Neden böyle bir yaklaşımınız var ki? Ya neden var? Bir kere çok küçük yaşlarda başladım. Zor gelirdi. Çok sıkı bir eğitim. Çok zor bir eğitim. Ya yeteneğim vardı tiyatro derler. Tiyatro çok zor ama. Başka. bir tek enstrüman düşünebiliyor musun? Ve bu enstrümana esir oluyorsun. Ve bu enstrümanı çok iyi çalmak için bir ömür veriyorsun. Çok nankör bir enstrüman. Günde 8 saat, 10 saat her gün çalışıyorsun. Ve kendine o kadar büyük bir yetenek ve tutku bulmadım. Olsaydı olurdu zaten. Olsaydı ben belki bir virtüöz olurdum. Bir keman virtüözü olurdum. Demek ki yoktu. Olmayınca bir de araya tabii o yaşlarda birdenbire bu tiyatro mikrobu girince onu bıraktım, unuttum. Bugün fakat, herhalde çalmıyorsunuz tahmin ediyorum. Çalamıyorum, peki, çalamam. Peki dinliyor musunuz en azından? Ben korkunç bir müzikçiyim. Yani aslında kemanın bana verdiği eğitim, yani keman eğitimi bana verdiği katkısı yüzünden o kadar çok müzikal sahneye koydum ben. Evet. Yani çok müzikal bir insanım, müziğe hayranım. Evet. Yalnız keman çalmayayım, onun dışında her şeyi yapayım. Evet, şimdi o müzikallere gelmek istiyorum. Keşanlı Ali'nin Hair, Kabere, Kadı gibi müzikaller yönettiniz. Bir müzikalin yönetmenden beklentileri çok mu talepkar ve yoğun? Yani doğal olarak öyle. Çünkü müzikalde çok değişik branşlar birdenbire el ele verip bir işbirliği yaparak bir müzikal doğuyor. Tabii ki önce tekst, tiyatro, ondan sonra müzik, ondan sonra dans, koreografi ve bütün bunların aynı itinayla, aynı özveriyle kotarılıp bir araya getirilmesi lazım. Aslında ben çok severim müzikali. Yani önümüze bir oyun, bir de müzikal geldiği zaman müzikal, ay bu müzikal işimiz çok zor dediğiniz hiç, oluyor mu? Hiç, bilakis. Önce onu okurum. İyi bir müzikalse hemen yapayım diye. Yani öyle bir tercihim yoktur. Peki Türk seyircisinin müzikallere karşı tepkisi ve ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok iyi. Bugüne kadar yaptığım bütün müzikaller, yani kapılar kırıldı. Hepsinde. En son Kadı'yı yaptım. Onu da hem Antalya'da yaptım hem İstanbul'da yaptım. Çok çok mutlu, çok güzel bir çalışmaydı. Peki ilgi bu kadar yoğunsa neden müzikaller bugün üzerine ölü tozu serpilmiş gibi? Değil canım. Çünkü özel tiyatronun müzikal yapması çok zor. Bir bütçe meselesi. Bir müzikal çok ağır bir bütçe istiyor. Çok ağır bir bütçe. Çünkü bir kere büyük bir kadrolu oyun olması lazım. Dediğim gibi koreografisi, dansçısı, sesi, orkestrası, ya inanılmaz maliyetler oluyor. Yani devlet tiyatrosunda yaptım ben son müzikalimi. O bakımdan hiç böyle sorunlarım yoktu. Ama bir özel tiyatronun müzikal yapması bugün çok zor. Çok zor. Siz bazı tiyatro oyunlarınızda zor denildiği halde sahnelemeyi tercih ettiniz. Örneğin Shakespeare'in 400. doğum gününde bir Otello'yu sahnelediniz. Düşen'in dostu, Morfin, yine müzikallerden Hair önce pek şans tanınmamıştı. Ama siz o riski alarak çok başarılı bir oyun sergilediniz. Bugün dönüp baktığınız zaman seyircinin tepkileri mi bu oyunları o dönemler içinde başarılı kıldı? Doğal olarak bir de tabii ki bunların yapılabilmesi, yapılması, yapılamayacak. Çünkü genel şeylerin, bir şey vardır yaklaşım. Halk bunları anlamaz. Biz bu riski göze almayalım. Ben buna inanmam. Ben buna inansaydım hiçbir şey yapamazdım hayatta. Ben her zaman
bu konuda tam bir serden geçtiğim. Yani en olmayacak, en zor, yapamazsın dediler mi bana, ben onu yaparım. Yahut kendi kendime bu yapılamaz, bu çok zor dendi mi, yaparım. Yapmak zorundayım. Bu benim görevim. Çünkü bunu ben yapmazsam, ben bunu halka sunmazsam, yeni bir şeyi, onun kültür seviyesini yükseltecek bir şeyi kim yapacak? Peki oyunlarınızı seçerken hangi kriterlere göre seçerdiniz? Duruma göre, tiyatroya göre, ekibe göre, zamanlamasına göre, ama önce bir tutulmak lazım. Önce bir oyuna tutulursun. Nasıl tutulursun? Bilmem, aşk gibi bir şey işte, tutulursun gözüne kaşına. O tutku olduktan sonra onun bir takım tabii daha pratik kriterleri var. Onları göz önüne alırsın. Ekibine bakarsın. Cebindeki paraya bakarsın. Salon sorununa bakarsın. Zamanlaması uygun mudur bu oyun? Şu dönem içinde oynanmalı mı? Yararlı mı olur, zararlı mı olur? Böyle kriterler vardır. Şimdi uzun bir tiyatro döneminden sonra siz tiyatroyu bıraktınız. Bugün pişman mısınız bu kararınızdan dolayı? Tiyatroyu bırakmadım ki ben. Yani tiyatro... Ara verdim. Ara verdiniz. Yok, ara vermek iyidir. Ara vermek iyidir. Yani bu bilinçli, planlı bir ara vermeydi. Yoksa o şartlar onu gerektiriyordu ama daha sonra şartlar değişti. Geri bak, o da bir rastlantı. Çünkü aşağı yukarı yani 40 yıllık şu anda bir tiyatro geçmişim var. O dönem, tiyatroya ara verdiğimiz dönem, bir insanın beyni, yüreği, becerisi bazen tükenir, durur. Daha doğrusu niye durur biliyor musun? İmdat der. Dur yahu, bir nefes alayım, bir kendime geleyim, ondan sonra düşünelim. Bu vardı. İkincisi, özel tiyatroların ekonomik durumları fevkalade kötüydü. Fevkalade kötüydü. İşte bu televizyonun gelmesi, kentleşme, çarpık kentleşme. Yani say sayabildiğin kadar kitaplar yazılır bu konuda. Yazılacaktır da bir gün. Ve öyle bir parlak dönem yaşadık ki biz aslında 60 ve 70 yılları arasında Türk tiyatrosunun altın dönemi, altın çağı. Bütün tiyatrolar birbirinden güzel, birbirinden üstün eserler ve müthiş bir rekabet içinde yaşadık bu çağı. Durmak gerekiyordu. Ve hakikaten bir yerde de maddi olanaklar, salonsuzluk gibi nedenlerde bunu amir kıldı bu kararı. Ondan sonra nefeslendik, kendimize geldik, başka işler yaptık. Evet, şimdi mesela televizyona gelmek istiyorum. Evet. İlk kez Bay Alkolü Takdimimdir adlı dizide rol aldınız. Ardından Keşanlı Ali de yayınlandı. Televizyonun artıları ve eksileri nelerdi sizin için? Valla ben sinemaya hayran bir insanım. Gerçekten çok büyük bir hiç sinemayı var. Denemediniz ama şimdiye kadar. Hiç, valla. Onu hiç sonra konuşalım mı? İki dakika, evet. İki lafla. Bu televizyon bitsin, ondan sonra hem tamam. Tiyatro hem televizyon var, sinemayı niçin düşünmediniz diye bir soru tamam, takip edecek. Tamam, ben sana günah çıkaracağım. Hiç merak etme. Şimdi televizyon, yani sinemaya çok büyük tutkum olduğu için, yani kamera karşısında ki oyunculuğu da çok seviyorum. Güzel bir projeydi. Aslında projeyi Halit Çapın'la beraber doğurduk. Yani onun yazdığı bir otobiyografik bir eseri vardı. Onu bana verdi. Bunu tiyatro yap dedi. Olmaz Halit dedim. Ancak sinema olur. Nasıl sinema yapacağız? İşte koşullar bunu bir televizyon dizisi olabilme aşamasına getirdi. Film gibi çektik tabii. Televizyon dizisi gibi çekmedik. Sonra bölümlere ayrıldı. Sonra tekrar kısaltıldı. Film haline getirildi. Çok mutlu çalışmalarımdan biridir. Ve orada anladım ki benim yani yapacağım çok şey var sinemada. Oyuncu olarak, yönetmen olarak, senarist olarak. Bu arada bu tiyatroya ara verdiğimiz süre içinde de başka bir şey düşündük. Dedik ki tiyatro yapamıyoruz. Tiyatro zaten çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Yani Keşan'la Ali düşünebiliyor musun? İç yıl oynamış. İkinci defa tekrar oynanmış. Türkiye'de görmedik tiyatro seyircisi kalmamış. Bir milyon kişi ya vardır ya yoktur. Türk tiyatrosunun en ünlü, en önemli eseri, bir köşe taşlarından biri. Ne yapacağız?
Bir düşmanımız var televizyon diye. Bu düşmanı kullanalım. Onu dost yapacağız. Onu dost yapacağız ve oradan doğdu. Keşanlı yaptık ve inanılmaz başarılı bir şey oldu. Ve hakikaten 40 milyon kişi seyretti. Yani birinci sınıf bir reytingimiz vardı. Arkasından kaldırım serçesini yaptık gene bu amaçla. Bu arada ben başka televizyon dizileri, yabancılarla bir takım sinema projeleri yaptım. Soruyu soracağım mı? Ben hızımı aldım. Sinemaya, evet. Sinemaya gireyim mi? Evet. Şimdi hiç zamanım olmadı sinemaya ayıracak. Ama bundan sonrası için acaba projelerinizin arasında yer var mı sinema? 6 yıl önce başladığım bir proje var. Hangi aşamada? Her an çekilebilir. Güzel. Bu bile her mutlu an. Verici bizim içimizde. Ama 6 yılımı aldı. Ve bu 6 yıl içinde bu benim yazdığım özgün bir senaryo. 6 yaşında yurt dışına gitti, birkaç kere opsiyon aldı, bir sürü paralar kazandım. Fakat bir türlü kamera aşamasına gelemedik. Fakat bu sefer çok yeni bir olay bu. Çok saygın bir prodüktörle, evet, Türkiye'de bu işe yeniden soyunmuş bulunuyoruz. Ve dediğim gibi yani olanaklar el verdiği anda yarın kamera diyebiliriz. Bu projenizin en kısa zamanda kamera aşamasına gelmesini diliyorum. Şimdi tiyatroya karşı büyük bir aşk ve tutku duyduğunuz malum. Ama sizi en az tiyatro kadar heyecanlandıran ve sizde büyük bir aşk ve tutku uyandıran bir başka unsur daha var hayatınızda. Sevgili Gürriz Sureri. Gürriz Sureri, Engin Cezer, Gürriz Sureri hep birlikte anılan iki isim. Nedir bu sürekliliği ve duygu yoğunluğunu mümkün kılan? Sen kendin söyledin, aşk. Aşk, tutku, sevgi, dostluk, saygı, silah arkadaşlığı. Daha ne olsun? Tek boyutta değil, çok farklı çok boyutlarda boyutta. Birbirlerini ve de tabii herhalde inanılmaz bir yapıştırıcı var. Zaman. Zaman. Çok çok eski bir öykü. Ama taze. Bir başka tutkunuz da deniz. Sizin için sahnede çok usta bir oyuncu, yönetmen ama denizde de o derece usta bir kaptan diyorlar. Nedir denize olan bu tutkunun altında yatan? Özellikle fırtınalı havaları çok bekleyen çok bir tavrınız. Söyledim. Söyledim, ben seherden geçtiğim her konuda. Denizde de öyle. Denize tutkum, çok kısaca anlatayım. Ben yürümeden önce yüzmüşüm. Ben şöyle şu kadar bir şeyken beni plajda kuma bırakmışlar. Benim ayaklarım yanmış. Kaçmışım, denize atmışım kendimi ve boğulmamışım. Yüzerken kurtarmışlar. O gün bugün denize tutkum çok derin. Galatasaray Kulübü'nde yüzdüm. Milli takımda yüzdüm. Ondan sonra işte su altında tanıdım. Çok usta arkadaşlarım yardımıyla. Ondan sonra bir tekne ve denizcilik tutkusu başladı ve sürüyor. Çok seviyorum fırtınaları. Çok seviyorum. Yani denize çıkıyorum. Çıkarken yani bir fırtına olursa ne yapmak gerek ne bilmem ne, bin bir türlü tedbiri alıyorum. Çıkarken inşallah fırtına olmaz, güzel bir gün geçiririm diyorum. Böyle hava bulutlandım da bir fırtına patlasa da dövüşsek diyorum. Şimdi sizin gibi ileride umut ediyoruz. Sizin gibi ustaların yetiştireceği gençler sizlerin yerini alsın tiyatroda. Bunun için sizin bir girişiminiz oldu. Engin Cezer Tiyatro Bursu vardı. Bunun temeli atıldı. Nedir bu burs ve gençler nasıl yararlanabilir? Çok daha ilk aşamasında, bu benim 40. yılım. Dolayısıyla bunu düşündük. 40. yıl kutlamalarını Boğaziçi Üniversitesi'nde, Berbat Kolej'de yaptık. Orada bir gece düzenledik. O geceyi de bir burs elde edebilmek için, yani bir para toplama vesilesi oldu. Büyük paralar toplandı. Fakat onu biraz daha genişletmem lazım. Amaç bir kız, bir erkek öğrenciyi olabildiğince uzun süre yurt dışında eğitmek. Tıpkı sizin ilk döneminizde, evet, biraz, bir o altyapıyı oluşturmak. Amaç o. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için ve tiyatro ile ilgili bu kadar keyifli bir sohbet yapma imkanını bana tanıdığınız için. Sinemanın da en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyorum bu arada. Tak tak yapalım. Tak tak yapalım. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Bunun içinde bir sayfa ayırdık.
istiyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazıverin. Buyurun. Bu yeter mi bu kitap? Bir sayfa mı yerim var? Sizin yazdıklarınızda defterler yetmez ama bu program için bir sayfa ayırdık. Peki, bu program için